Alıyorum ya birazcık. Ya bolca bolca kattım vallahi. İçimizi bol hazırlamışsınız. Yansım çok dökmanın içine. Çok yağlı. Tekrardan yeni bir videomdan hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Şöyle aşotların güzelliğine bir baksanıza. Bunlar artık yavaş yavaş aşotun mevsimi geçti ya. Şuradan gübrelerde gelin sıra burada dolmuş. Evet. Tam gübresini almış. Tam gübresini almış buraya ne bakar mısınız? Aşotları ya. Ne kadar güzel olmuş. Tazecikler hem. Bakın daha yenice çıkıyorlar. Çok güzel. Şimdi bunları sizlerle beraber toplayacağız. Börek yapacağız arkadaşlar. İftara akşama börek yapacağız. Şimdi sizlerle beraber şöyle toplayalım. Doğrayalım içini. Malzemesini hazırlayalım. Hazır edelim. Akşama araba mı geliyor? Şey motor mu? Traktör sesi gibi geldi şuradan da. Akşama sizlerle şöyle iftara börek yapalım arkadaşlar. Bakın tam burada gübresinde bulunca çok güzel olmuş. Artık hani bahar otları yavaş yavaş geçti artık arkadaşlar. Böyle ot bulmamız imkansız artık köyde. O yüzden burada görünce şöyle dayanamadım. Hemen şöyle toplayalım akşama dedim. Otlu börekleri ekmek pişirdiğimiz zaman otlu börek muhakkak yaparız. Çünkü otlu börekleri çok severiz. Şöyle gördüğünüz gibi. Daha yenice çıkmışlar. Bakın daha yeni yeni çıkıyorlar da. Şunlar ağaçların şeyleri dökülmüş. Sakızlık ağacının tohumları. Bunlar da hüppik otu. Bunları da karıştıralım böreğin içine. Türlü bir börek olsun. Şimdi şöyle bir poşet neredeyse bulduk. Evde de biraz var. Şimdi biz bunları sizinle beraber ayıklayalım. Bir güzel doğrayalım. Akşama hazırlık olsun arkadaşlar. İftara hazır. Şimdi arkadaşlar şöyle topladığımız otlarımızı sizinle beraber topladığımız otlarımızı bir güzel yıkayacağım. Ondan sonra doğrayacağım bunları. Hazır edeceğim. Akşama iftara hem ekmek pişireceğiz hem de yani ekmek pişireceğiz derken 2-3 döküm ekmek atacağız. Hem de
yapmışken börek de yapacağız. Şöyle hem seçeyim hem de yıkayayım şu güzel otları. Valla otlar da çok güzelmiş gerçekten. Sanki böyle yenilenmiş. Bu vakitte artık otlar kartlaştı ya, böyle ot bulmak çok zor. Şöyle kokul ot falan da karıştırdım içine, türlü bir ot olsun diye. Şöyle iğnelik aldım. Şöyle annem turp otları varmışmış. Normal turp, onun yapraklarından aldı şöyle türlü olsun diye. Şöyle yengemin bahçesinden şöyle körden aldı annem. Bunlar kendi çıkan otlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bunlar kördem deriz biz. Bu şekilde bakın tohuma kaşmaya başladığı zaman bu şekilde sarımsak gibi kökleri olur, kökü olur. Şuradan kessek olacakmış bunu tekrardan. Şu seneye kalsa olacakmış. Bu kadar sarımsağı var mesela. Bu sürüldüğü zaman yengemin bahçede sürülecek mi? Sürüldüğü zaman bu altında kalıyor. Mesela seneye buradan tekrar bir sürü bu tohumlardan tekrardan bir sürü çıkıyor mesela. Şimdi bunları da yıkayalım. Ne güzel. Başka var mı? Şunları en son yıkayayım hatta. Şöyle yapalım. Önce otlarımı yıkayayım.
Şimdi otlarımı yıkadım. Şu kördenleri de yıkayacağım da. Şöyle birazcık yan tutayım. Şu şey tarafa süzülsün suyu. Sanırım süzgeci var ama çok büyük değil. O yüzden şöyle süzülsün. Şuradan şöyle. Şunu koysam. Şöyle yan tutayım. Kenarına süzülsün suyu. Kaba yapraklı şey de var, onu da çıkarsam bak. Ne güzel oldu. Nerede? Neydi o? Pancar mı? Pancar mı? Ha, katalım. Yıkadın mıydı? Yıkadın mıydı? Şimdi şey geçenki yaparsın. Videomda bir sürü takipçim yazmış annem. Şimdi annemin hobi bahçesinde pancarları vardı ya, kırmızı pancar, bir de beyaz pancar mıydı? İki çeşit. İki çeşit vardı, göstermiştim sizlere. Hani ben şimdi daha önce pişirmedik. Ayla teyzemi getirmişim annem. Sizler de bana bir sürü yorum yazmışsınız. Gülsüm yumurtalı, ondan sonra soğanlı yumurtalı çok güzel olur. Ondan sonra ıspanak yemeği bir yemeğini yapabilirsin, çok güzel olur dediniz. Yoğurtlaması olur dediniz. Bir sürü yorum yazmışsınız bana. Çok sağ olun. Annem bir de demiştim, ben nasıl pişirdiniz siz? Güzel geçeceğiz. Biz de öyle ettik anne. Ben soğan, sarımsak, yeşil hepsini doğradım. Soğan, sarımsak hepsini yapmış, şey yapmış herhalde. Yemeğini mi yaptın? Yemeğini yaptım. Yemeğini yapmış. Onları çok güzel diyor. Babam diye her şey yemez diye. Gel bakayım. Nasıl yaptınız, nasıl yediniz? Şey yaptım işte kızım. Yıkadım, böyle doğradım. Acı karşıladım. Ben de hepsine ver ötürelim. Onları yıkarak anne. Tuttuk onu, haşladım ya, acı haşladım galiba, sert ya şeyler. Haşladın, yumuşattın biraz. Yumuşadı. Soğan, sarımsak, yeşil böyle bir şey koydum. Çok edeceğim galiba sarımsağın soğanını. Acık bulgur attım. Acık işte şey yağını, salçasını, biberini kattım, yemeğini ettim ben. Tam suyunu kattım, kaynamaya başladı. İki tane de ortasına yumurta sıktık. Bak galiba. O büsbütün pişmiş galiba yumurtalar içinde. Çok güzel oldu. Babam böyle her şeyi yemez. Yemez. Babam her şeyi yemez. Gel Beriye gün. Şöyle takipçilerim işte seni görsün. Babam her şeyi yemez. Kızım diyor. Geçen dün bahçedeyken kızım diyor. Babam diyor bayağı yedik diyor. Onu diyor her şeyi yemez. Aslında babam çok nadirdi böyle yemek sever. Sevdi. Onu sevmiş. O da sevdi. Yedik yani. Onun yanına bir de ayran yaptık. Salatalık çırptım içine. Şöyle. Onunla çok güzel oldu anam. Yedik öyle. Yani sizler genel de bir sürü yorum yazmışsınız. Gene de iyi olmuş. Sağ olun. Arkadaşlar hani bilmediğim için sizlere sormuştum. Bu beyaz pancar demiştiniz, bu kırmızı pancar demiştiniz. Yıkadım. Valla biz bilmeden çünkü daha önce ben yemedim mesela. Şimdi böreklere katıyorum artık. Annemin oraya geldikçe börek yapacağım zaman içine karıştırıyorum. Güzel oluyor içinde. Kokulu oluyor. Şimdi bunu da doğrayacağız içine. Bak, şöyle böreğimizi. Der altına bir şey yazsam olur da. O bezi yaz o istersen dökülen içine dökülürsün. Yine bir şey sildim ben orayı. Ha sildiysen tamam. Sildim o kadar dökmem dışına ben onu. Sildiysen tamam annem. Sildim orayı o kadar dökmem dışına. Dur. İyi bakalım. Şimdi şöyle elimize doğradığımızı katalım. Ha, şimdi akşama iftara. Sen hazırla. Hazır tamam, oldum onu da azıcık hamur edelim. Tamam anne. Bir ucundan başlayalım. Kördemler nasıl oldu annem? Baksana değil mi? Kördemleri gösterelim arkadaşlar da tam sarımsak gibi. Sarımsak gibi yemesiyle. Nasıl olsa yenge bu bahçe sürülecek dedik. Yenge bahçeden topladık. O da yemiyor, gidip de böyle gidemiyor yalnız olduğunda. O da edemiyor. Neyse bakalım. Oldu yavrum. Tamam annem, sen gül namaz. Ben namaz gülüm, sen onları doğru. Tamam. Buram acı aşım edecek olma mı? Olur, olur, olur. Şimdi edemeyiz anam, anca gideriz. Olur anne, anca yaparız. Thank you.
Şimdi şöyle, annem buraya biraz da pırasa yıkamış, doğramış da sanki çok gidecek gibi ya. Bu kalıversin olmazsa. Çünkü içine kördem doğradık, bayağı bir kördem de doğradık. Otlarımızı doğradık, şöyle yıkamış koymuşum anacığızım buraya. Neyse, onlar kalıversin. Şöyle yıkamış koymuşmuş da. Neyse, onlar kalsın, doğramayayım ya. Bir namazını kılsın da bir sorayım anneme. Şimdi şöyle iç malzememizi doğradım. Şöyle genişçe bir leğene katarım. Ben bunu şöyle bir karıştırırım. Tuzunu falan, baharatla. Tuz atacağım içine. Bir de kırmızı biber atacağım. Yağ falan koymayacağım. Yağ yaparken koyacağız içine. Şimdi şöyle kenarda beklesin. Şimdi şöyle biraz yufkamızı pişirdik arkadaşlar. Şöyle sizlerle beraber topladığımız otun devamını getiriyorum. Şöyle börek yaptık. Yapıyoruz. İftara da az kaldı herhalde. Bir 20-25 dakika ancak kaldı. Şöyle. Evet. Vallahi hepimizi çok seviyoruz. Ama en sonunda biraz ayır. Şöyle içine hani limon sıkıp da içine katıyoruz ya. Dürüm yapalım en son. Vallahi öyle çok güzel oluyor. Şöyle pişen gözlemelerimizi şöyle alalım. Şuradan da minnoş bakıyor. Biraz önce yediler. Şimdi az sonra soyunca yine verin. Börekten de veririz. Onlar da bugün ekmek pişiyor. Etrafımızdan gitmiyorlar. Değil mi? Pisim. Kendini sevdirmiyor. O sevdirmiyor. Kendini öbür ki sevdiriyor bizimki de. Şöyle bir damla şunun üstüne de damlat. Bugün de akşam ettik çok şükür bin şükür. Şurada yarım saat falan kaldı akşama. Onu çayı koyduk da bir demlenmesi kaldı. Altı kaynamıştır herhalde. Fatma Nur'a demleyiver teyzem dedim. Dur. Sana da at vereyim. Bir daha almayayım senden. Yine 3 saatte falan yaptık, gene iyi ettik değil mi?
yapmayacağım. Hem akşam. Azıcık işte arada bir yapmak lazım. Taze yapmak lazım. Aynen. Her zaman da gerçi vaktimiz olmuyor. Her zaman vaktimiz olmuyor. Vaktimiz olsa minnoşlara bak. İkisi arada. İki hanım. Şey de dişi herhalde. Değil mi anne? O siyah olan da dişi herhalde. Kara kedi. O da dişi. Gerçi annem gör. Geçen sene babamın paşası vardı ya. Bunlar zannediyormuş dişi yakında diyor. Annem gar bunlar da enikler garullar da diyor. Anne diyorum bu erkek ya diyorum. Kızım dişi gancık değil mi diyor. Yoo dedim bak dedim topları var bunun ya dedim. Ben de bu erkek. Bu değil işte öbür günde kaybolan var ya. Oydu. Onu zannediyormuş annem gibi dişi yakında gar her yer. Enikler gar her yer kedeni olur falan diyordu. Bu dişi. Ama öbürkü de dişi sanırım. Siyah olan da dişi. Aynı benim gibi. Bakıyor ama sevmiyor. Öyle elin ayağına dolaşmayı sevmiyor. Sevmiyor. Yok hani gene de sevmezsin. Çünkü neden? Şey merdivenden inip çıkarken geçen sene öbür kedinin evvelsene miydi anne o? Elin ayağını dolaşıyor. Düşüre yazmış annemi kaç sefer. O yüzden hani merdivenden inip çıkarken o yüzden gene de annemin elin ayağına dolaşmasınlar. Mama yemiyor ki. Yemiyor ki babamın şu kedisi. Yemiyor. Mama yiyor. Sadece mama yiyor. Başka şey veriyorsun yemiyor. Öbürkü yiyor siyah olan bak. Ama babamınki yemiyor. Babam onu öyle alıştırmış. Ha. Araba geldi mi de koşuyor. Koşturuyor. Hemen babama hoş geldin. Hemen karşılıyor. Babamın arabadan hemen. Karşılamaya başladı galiba. Aynen. Aynen. Kim araba gelirse hemen karşılıyor babamın araba diye. Bunlar bir yere gitti. Annem diyor. Evin bekçisi. Öyle. Babam öyle diyor zaten. Evin bekçisi kızım o diyor. Annem de bazen diyor, he ben de bekleyen evi diye, bana niye elin boş geliyorsun diye bazı takılıyor annem de. Bazı atışıyorlar. Sen aç mı koyuyorsun diye. Dur. Çok yağlı yapmıyorum ha. Üstüne katıyorum ya, gene de çok sürme. Üstüne de oluyor ya. İçine çok katma. Üstü kızarsın diye ille döküyorum ben. Şöyle şuraya şunu alayım ya olmuştur. Şuraya tamam. Hadi. Olsun olsun. Kaydırım ben onu. Buraya atabilirsin abla. Teyze o salatalıkla ikisi de doğranacak. İkisini de öyle fazla olmaz. Ha, bilmiyorum iki tane koydum da bir tabaklık ya. Yap. Yenirse yine doğrarız şeyse. Çıkardım ben oraya da. Şey çayı demledin değil mi teyze? Altına su koydum. Evet, yani. Tamam. O kadar da unutmadım. Ay. Zeynep de yeniliyorum ya. Sen de tekrar edeyim dediydim ama. Ha? Çevirecek mi teyzem? Yok yo, hasta zaten yorgun. Yorgun zaten. Teyzem demin güzel çevirdiydi. Yer değiştik.
Analı gözlü döktürüyor muyuz bazen da, görüyorum zaten. Şeyde olmaz ha, tüplü saçta yapıyoruz. Yani. Ama tüplü saç çok pratik olmuyor mu abla? Şimdi gece için falan. Ha, gece sahurda olsun, hani akşam ikindi ne zaman, sabah kahvaltı ne zaman yapmak istiyorsan hemen tüp açı veriyorsun. Hani 2-3 tane, 3-4 tane. Aynen. Ama öbür türlü bunu hani bayağı bir uzun düzeni kurmak. Normal o odun ateşinde yapmak. Dolabıma koyu veriyorum fazlasını. Aynı ben de. Çektiğinde hemen aç veriyor. Aynen. Hemen şipşak oluyor, yiyoruz. Aynen. Benim de hamurum olur mesela. Bak aslında eğer evlerinde yoksa alabilirler yani, tavsiye ederim ve güzel pişiriyor. Evet. Aynı şu şekilde. Ha, sadece şunlar... yufka yapılmaz. Böyle yufkada kenara attırıp böyle kelebek gibi şişirttiriyorsunuz ya. Ha, yufkada. Olmaz. Ha, olabilir. Ben şuna şey yapıyorum. Köz kokusu var ya, kül kokusu. Ha, o olmuyor. Olmuyor. Ha, o ben olmuyor. Onu sevdiğim için herhalde. Bak hani diyorum ki ben şöyle olsa da şöyle olsa. Ha, doğru. Hani köz kokulu olsa diye hatta videolarımda da öyle söylüyorum bazen ama çok pratik gerçekten. Aynen. Tavsiye ederim. Ben çok seviyorum mesela. Benim Ömer çok seviyor. Hani bazen tavada şeyde uğraşana kadar hani tüplü saçta da yapıyorum. Çok da güzel oluyor. Hem iki tane azıcık küçük atıyorum. İki tane koyuyorum mesela. İkisini de alıyor mesela. Ya da aynı şekilde. Aynen. Buna yağ dökmemişsin herhalde. Bunun yağ dökmemişsin. Hmm. Dur ben gezdiriverim. Geçeyim. Şey babam yiyecek mi acaba şey? Yok, şimdi bizi mi bekliyor? Bizi mi bekleyecekmiş? Ha. Tamam. Yemez. Ha, yalız yemez illaki de. Babama peynirli yapacağız. Oraya peynirli ayırdık. Sade istemiş. O kaşarlı peynirli onun. O sade, içine ot falan hiçbir şey katma dedi, öyle istedi. Şunu alacağım. Şuraya ilerleyecek. Sığar mı? Sığdıralım mı? Sığdıralım mı? Tamam, buraya at. Bunu alacağım şimdi. Ne güzel kızarttı teyzem. Valla şöyle çok olsa azıcık olacak. Sığdıralım. Bir şey olmaz. Ötede olur. O güzel olmuş. Arkası da bir şeyse. Olmuş ha. Demin yetiştiremezken indi yetiştiremeyeceğiz. Saca yetiştiremezken sen yetiştiremeyeceksin. Sanki yapacak gibi 4 tane at derdi. Şimdi çatlarım ben onu. Hadi bakalım. İlk attığımız soğudu bugün. Dayıcım bakayım. Şu bizki yemez. Dur bakalım önce ağzım yiyecek herhalde. Otur ya. Gelme. Yiyecek. Bak o aldı gitti uyanık. Bencilliğinden almış olabilir. Gel o bencil. Zevkine de olabilir. Dur. O yer siyah olan yiyor da bizimki yemiyor. Gel sana da vereceğim. Gel al yiyecek gibi ya. Gel. Yersen vereceğim al. Al. Bak, 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 bak. Gördün mü? Yemeyecek. Heh, yedi, yedi. Yiyecek. Yiyecek herhalde. Öbür kıyıyor. Sıcak da değil ama en alttakinden verdim. Ha, yiyecek. Acıkmış demek ki bak bu sefer. Sabahtan beri neler attım, verdim yemediydi. Demin babam gelince
Mama vermişti, onu kütür kütür yediydi bak. Şuradan. Bunlar şey diyemez ya. Al. Haps. O daha yemedi. Şunu da yesinler. Dur hani bitirmedin öbür günü. Onu değişik sandı. Benim adı verilene çekmiş. Becerikte. Kimmiş? Adı verilen kimmiş acaba? Ben de düşündüm, biliyor musun? Adı verilen kim diye. Anneanne. Kim acaba adı verilen? Hiç üstüne alındı mı? Alınır. Alınmaz mı hiç üstüne? Biliyorum, becerikliyorum. Evet. Yine olsun, işte bana çekin. Bak, bak, bak annenden de nasıl şişti, nasıl şişti. Anacığımın yarıcığı bile olsalar yeter, değil mi annem? Anan öyle, güzel anan çekmediği kalmadı. Ah annem. Pazarlarda şeylerde. Yani beceriklilik yönünden olsun canım, çektiğin yönünden çekmesinler canım. Beceriklilik yönünden olsun değil mi annem? Ne var maşallah, ne güzel bir şey. Bak senin dedim, mayam dedim. Anacığımın her iş gelir de el cihazından gene öyle. Gene öyle anacığım. Kuşum. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah, bin kere maşallah. Kaş annem bir taraftan bakayım. İkiniz de kaşın. Kapmışlar. İkiniz de kaşın şöyle. Ben kaşım. Şöyle bak öyle derler. Şöyle şunların kaşın. Mezar ermez derler. Maşallah kızıma gitti nazar diyorsun. Şey derler bize bir şey nazar diye. Bak kara yılan geliyor ayağın altına falan. Hani nazar etme derler. Aa öyle mi falan olur. Öyle diyorsun. Değil mi? Nazar etmesin diye hani konuşan insana öyle derler bizde. Zaten bir yerlerine karası verirler. Evet. Şimdi Özlem hocamın annesi şey diyor, bizim videoları izliyor ya, bayağı oldu geçen seneydi herhalde. Annene nazar değecek Gülsüm diyor. Hani böyle video çekeceğin annenin yüzüne gözünü ulağına kara çal bak ki nazar değmesin anneye falan diyordu. Öyle diyordu geçen sene. Ha? Kara yok ama. O da bizi izliyor, böyle videolarımızı takip ediyor da. Öyle mi? Ha, burada, buradan selam olsun ona da, Fatma teyzeme de. Sağ olsunlar. Her yerimde okunmanın her şeyleri yapacağım diye başarsın. Ben bir çaya bakayım gelin teyzem, sen çeviriyorsun nasıl olsa. Tamam. Şeyleri doğradın mıydı teyzem sen? Doğradım. Tamam teyzeciğim. Bak da karınlaşır hanım. Sen tamam zaten ezan gibi. Okunmak üzere zaten herhalde. Aşağı yukarı. Bir saate bir bakayım da. Şimdi iftara çayımız hazır. Teyzem benim domatesimizi salatalığımızı da doğramış. Bardaklarım şu tamam. Biberi seviyorsa. Ezan okunmak üzeredir. Biberin birini de edelim. Burada açarız herhalde. Acısı sever. Çok tatlı da midem ağrıyor diyor gene. Öyle. Az kadar yeter. Yeter. Şey atsam olur mu? Bu kadar içine bir ot kapmışsınız der. Ha? Ne kadar olacak? Bu babam biraz. Yemiyor.
ezanımız okundu. İftar oldu arkadaşlar. Bu video buraya kadar olsun. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Bir dahaki videolarımda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hepiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.